Ankara gündeminden merhaba. Başkent'ten yayındayız. Konuğumuz iletişim bilimci ve Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, yayınlar efendim. Evet, seçimler oldu. 3 gün geçti ama hala kritik illerde resmen kim kazandığı belli değil. Tam anlamıyla bir kaos yaşandığını söyleyebiliriz. En azından hukuki anlamda. Şimdi son dakika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Binali Yıldırım'ın bir açıklaması vardı. Oldukça sert bir açıklamaydı. Beraber izledik hatta. Evet. Ben çok sinirli gördüm Binali Yıldırım'ı. Sen nasıl gözlemledin? Yani çok doğru bir tespit. Ben de bugüne kadar hiç böyle görmemiştim. Ya elbette ki kolay değil. Yani iki defadır aday oluyor. Biri İzmir oldu, kaybetmişti. Şimdi İstanbul oldu, kaybediyor. Muhtemeldir ki bir biçimiyle kendi partisine bunu izah edemiyor ya da kendi kendine bunu izah edemiyor. Çünkü çok kesin kazanılabilecek bir imajla, bir algıyla çıkmışlardı. Bu kaybetmeleri ve aynı zamanda kendi kitleleri açısından da son derece büyük bir önem taşıdığı için bir tür tırnak içinde bir hazmedememe gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Söylemlerine baktığınız zaman da, sadece yüz ifadesine değil, konuşmalarına baktığınız zaman da aslında çok da Sayın İmamoğlu'nun söylemediği, ifade etmediği, deklare etmediği bir alana çekmeye çalıştığı Sayın İmamoğlu'nun söylemlerini. Oysa Sayın Ekrem İmamoğlu şunu söyledi. Yani bu önde YSK açıkladı. Ben önde görünüyorum. Dolayısıyla mazbatamı verin. Hukuki olarak da mazbatasının verilmesi önünde hiçbir engel yok. Çünkü oylar yeniden sayılsa ve Sayın Binali Yıldırım'ın önde çıktığı görülse mazbata alınabilir. Yani alınmayacak, yani bir kere verdiğiniz zaman onu geri almayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla buna vurgu yaptı ve hukuki sürecin adil bir biçimde işletilmesini istedi Sayın İmamoğlu. Kimse sokağa çıkın çağrısı yapmadı. Tam tersine demokratik bir yaklaşım içerisinde, demokratik bir olgunluk içerisinde bir çağrı yaptı. Ben Sayın Binali Yıldırım'ı neden çağrıyı bu noktaya taşıdığını doğrusunu söylemek isterse anlamadım. Yani daha doğrusu bunu doğru bulmadım. Çünkü bu akta bambaşka şeyler getiriyor. Yani verilmeyeceği yönünde İstanbul'un, klasik halkta artık bir biçimde yerleşmiş olan şeyin ha bak işte böyleydi aslında, vermeyecekler burayı gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Genel itibariyle şu söylenebilir: seçimler aslında demokrasi, aynı zamanda kaybetme rejimidir. Kaybettiğinizi kabul ettiğiniz zaman aslında bir demokratik bilince ya da yaklaşıma sahip olursunuz. Değilseniz demokrat değilsiniz. Yani sürekli kazanmak üzerine ve devletin bütün imkanlarını kullanarak kazanmak üzerine bir şey kurguladığınız zaman bu bir şey ifade etmiyor. Demokratik bilinci ifade etmiyor. Ben bu sürecin bunu ortaya çıkardığını, bir turnusol işlevi gördüğünü düşünüyorum. Binali Yıldırım'ın yüzüne yansıyan da buydu aslında. Evet, gayet sinirliydi. İmamoğlu'na dedi ki sabret kardeşim, eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın. İfadeler de çok sertti. Hatta bir gazeteci soru sordu. Siz bakanlarla görüştünüz, bir araya geldiniz. Evet. Ne görüştünüz diye sordu. Orada da sinirli bir yanıt verdi. Görüşmek yasak mı dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu mazbatasını istiyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım artık diyor. Hatta Ankara'ya geldi. Dün hep beraber izledik ziyaretini. Anıtkabir'de şeref defterini imzalarken de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diye imza attı. Şimdi ona da Binali Yıldırım'ın itirazı var. Bu imza, imzanın bu şekilde atılmasına da karşı çıktı. Şimdi Ekrem İmamoğlu diyor ki onlar da İstanbul'un bütün sokaklarını "Teşekkürler İstanbul" diye donattılar. Ben de böyle yazdım. Binali Yıldırım da diyor ki İstanbul'a teşekkür etmenin nesi yanlış? Asıl onun Anıtkabir'e imza atması akla ziyan bir iş. Ne dersin? Ekrem İmamoğlu sizce Anıtkabir defterini bu şekilde imzalayarak yanlış mı yaptı? Şöyle başlayayım. Sayın Binali Yıldırım'ın teşekkür billboardları, afişleri çok daha önceden başlamıştı. Sayın İmamoğlu bunun sonradan, yani ondan, hatta seçimden bir gece, yani seçim sabahı teşekkürler asılmıştı. Aslında bu bir algı operasyonuydu. Aslında Sayın İmamoğlu'nun eleştirdikleri şeye kendileri aslında başlamışlardı. Ben Sayın İmamoğlu yerinde olsaydım o defteri öyle imzalamazdım. Çünkü henüz mazbatamı almamıştım. Dolayısıyla daha farklı bir değerlendirme yapılabilirdi. Bence bütün bu süreci çok iyi götürdü İmamoğlu.
başından beri bütün kampanya süresince ve seçim gecesi ve seçimden sonra bugüne kadar her haliyle çok iyi götürdü. Ama o defteri çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı olarak oradan şey almadı, randevuyu almamıştı. Konulan çelenkte Cumhuriyet Halk Partisi yazıyordu. Bir Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak alınmıştı. Yapılmasaydı daha doğru olabilirdi. Ama sonuçta halkın gönlünde, halkın iradesinde Sayın İmamoğlu tescillenmiştir. Yani bunu emin olun ki vicdanlı AK Partililerde, bütün partilerde bunu kabul etmektedirler. İktidarın bunu kabul etmemesinin farklı dayanakları var, farklı parametreleri var. Bunu da tırnak içinde söylüyorum, anlamak lazım. Çünkü İstanbul'u kaybetmek aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi ayağın tökezlenmesi ve Türkiye'de ciddi bir biçimde her anlamda bir kayıpların yaşanmasının başlangıcı olarak görülebilir. Türkiye siyasal pratiğinde de bu hep böyle olmuştur. Genelde Ankara ve İstanbul'u kaybettiğiniz zaman iktidarı da kaybediyorsunuz. Böyle bir süreç yani yaşanıyor. Ama 4,5 yıl var. Sonuçta bu bir yerel seçimdi. Burada mevcut belediye başkanları başarılı olur mu olmaz mı hep birlikte göreceğiz. Bu süre zarfında iktidar mevcut ekonomik krizde Türkiye'nin siyasal problemlerine çözüm bulur mu bulmaz mı, o da ayrı bir dert. Dolayısıyla bütün bunların bileşkesinde ortaya çıkan sonuç şudur. Türkiye bir biçimde bütün bu sorunları aşmasının tek yolu demokratik bir bilinç ve demokratik bir kararlılıktır. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun hakkının verilmesi Türkiye demokrasisi açısından son derece önemli ve tarihi bir sorumluluk diyeyim ya da bir görevdir diyeyim. Bundan kaçmamak gerekiyor. Orada Sayın Binali Yıldırım'ın söylediğine benim şöyle bir eleştirim olur. Yani ben bakanlarla görüşebilirim diyor ama bakanlar taraflı davranıyorlar maalesef. Yani tarafsız bir yaklaşım sergilemiyorlar. Yani şu anda Binali Bey'e seçimi nasıl tekrardan döndürebilir üzerine bir hesap olduğunu, bütün kamuoyu kapalı kapılar arkasında bunun görüşüldüğünü, bunun tartışıldığını biliyor, hissediyor, görüyor. Dolayısıyla burada şöyle bir durum söz konusu değil. Yani ortada bir konsensus oluşturmak, bir ara bulmak ya da işte var olan sorunu çözüm üretmek gibi bir durum söz konusu değil. Ya da aslında bir görüşme değil. Bu ortada. Tabii. Yani sonuçta bu bakanların seçim öncesi, yani daha birkaç gün öncesi kendisine oy vermeyenleri ne ilan ettikleri, yani terörist ilan ettikleri, hain ilan ettikleri, işte öküz ilan ettikleri, bütün bunları özür dileyerek söylüyorum insanlarımızdan, izleyenlerden. Biliyoruz. Dolayısıyla burada bu insanların sağlıklı bir adım atacağını da beklemek çok da bana mantıklı gelmiyor. Şimdi Binali Bey'e seçimi nasıl döndürürüz diye AKP'nin içinde senaryoların konuşulduğunu söylüyorsunuz. Bu da çok gizli bir şey değil. Evet. YSK bunun neresinde? Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan dün geceden bu yana önemli kararlar geliyor. Yüksek Seçim Kurulu, daha doğrusu dün gece 2.30'da bir karar aldı. İstanbul'un 8 ilçesinde geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. O kapı açılınca çok sayıda ilçe seçim kurulu da kendiliğinden kararlar aldı. Doğru. Şu an itibariyle öyle sanıyorum, artık biz de takip etmekte zorlanıyoruz. İstanbul'da 15 ilçede, Ankara'da 15 ilçede oylar sayılacak. Bazılarında sadece geçersiz oylar sayılacak, bazılarında tüm oylar sayılacak. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararı var. 1199 sayılı kararı. Ne zaman vermiş bu kararı? 9 Nisan 2014 tarihinde Mansur Yavaş'ın başvurusu üzerine verdiği bir karar. Ve başkan, o zamanki başkan da Sadi Güven. O gün 9 Nisan 2014'te Mansur Yavaş adına başvuran CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın demiş ki 124 bin geçersiz oy var. Bu geçersiz oyları yeniden sayın. Çünkü Melih Gökçek ile Mansur Yavaş arasındaki oy farkı sadece 30 bin. O zaman Sadi Güven reddediyor. Evet. Ama dün akşam Sadi Güven aynı şekilde yapılan başvuruyu kabul ediyor. Oy birliğiyle bu karar çıkıyor. Bu karar bile başlı başına ne oluyor, buralardan nasıl bir sonuç çıkacak sorusunu beraberinde getiriyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı Sadi Güven'in hatırlatmakta fayda var. 1 Ocak'ta görev süresi doluyordu. 6 ay
Evet, apar topar Aralık ayında meclisi bir yasa teklifi getirildi. AKP'liler getirdi bu teklifi ve sadece güvenin seçim sürecini uzattılar. Ta o günden bugüne süren bir tartışma var seçimlerin güvenirliliği ile ilgili. Bu sayımlar, YSK'nın bu kararları farklı bir sonuç doğurur mu? Doğurursa ne olur? Buradan geri dönüş var mı? Ben çok olduğunu zannetmiyorum. Şundan dolayı zannetmiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinde bütün sandıkların ıslak imzalı tutanakları mevcut. Dolayısıyla kontrol altına alınmış ya da hani tutanakla son sabitlenmiş bir durum söz konusu. Yüksek Seçim Kurulu'nun bunun büyük bir baskıyla, bir iktidar baskısıyla aldığını artık tahmin edebiliyoruz. Kendi koydukları kurallara, kendi koydukları kanunlara uymayan bir iktidarın aslında çok da ayakta kalması mümkün olmuyor. Bu dünya tarihinde bu görülen bir uygulamadır. Şunun için söylüyorum. Hatırlarsanız sandık kurul başkanları daha önce sivil insanlardan da seçilebiliyordu. AK Parti bunu değiştirdi ve kamu görevlisi yaptı. Çünkü kamu görevlilerinin sonuçta iktidara, yani kim iktidarsa kamu görevlileri, üst düzey yöneticiler özellikle, onlara daha yakın olurlar. Böyle bir pratik var. Bunlardan seçti. Şimdi kendi koyduğu bu atadığı insanları bir güven sorunu yaşıyor. Daha önce bahsettiğiniz YSK'nın reddettiği bir kararı, ki haklı bir gerekçeyle, çünkü bunun önünü açtığınız zaman bütün seçim sonuçlarını, bütün her yerde başvuran herhangi bir kişi için ya da herhangi bir parti için bütün seçimi yeniden, adeta yeniden yapmak zorundasınız. Tabii. Her şeyi yeniden saymak zorundasınız. Kanun koyucu da bunu görüyor ki, çünkü 298 sayılı oradaki kanunda mantık, buna bir sınırlama evet getiriyor. Diyor ki eğer elinde delil varsa, tabii, ben o torbayı yeniden sayarım. Soyut gerekçelerle başvuramazsınız diyor. Soyut gerekçelerle başvurduğunuz zaman ben bunu kabul etmem diyor. Şimdi şunu söylüyor, diyor ki her partinin orada bir görevlisi var. Dolayısıyla partinin görevlileri orada itiraz etmemişken sonrasında bunun itiraz etmeniz doğru değildir diyor. Bunu saydıramazsınız. Geçersiz oyların tümünü saydıramazsınız. Yani geçen seçimde İstanbul'da 400 bin üzerinde oy geçersiz sayılmıştı. Sayıldı mı? Hiçbir sayılmadı. Şimdi 300 bin Ankara'da üzerinde bir... Ankara'da da sayılmadı. 124 bin oy. Dolayısıyla şimdi o gün tabii hukuk artık, yani iktidarda kalmak adına uygulanan bir hukuk rejimi ortaya çıkınca bu beraberinde böyle bir takım garabetler ortaya çıkarıyor. Ama bu Türkiye demokrasisine, Türkiye'nin hukuk sistemine, bütün olumsuzluklarına rağmen, yaşanan bütün tahribata rağmen korkunç büyük zararlar verir. Yani bu Türkiye'de herkesin, gerçekten ama herkesin hukuk ve adalet ekseninde olan inancını yitirmesine neden olur. İnsanların devlete olan, kurumlara olan, az da kalmış olan o bütün şeyini yitirir. Ve gerçekten insanların demokratik bir yaşama olan, herkesin hani biraz önce söylediğimiz ya bunlar işte seçimi vermeyecekler ya da sonuçları kabul etmeyecekler türündeki bir biçimde serzenişlerine haklılık kazandıracaktır. Bu da zaten demokratik sistemin bütün sac ayaklarını ortadan kaldıracaktır. Buna yönelmemek lazım. Bunu tercih etmemek lazım. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Karşımızdaki iktidar hiç hayatında muhalefet yaşamamış bir iktidar. Yani kurulduğu andan itibaren iktidar olmuş ve iktidardan gittiği zaman da dağılabileceğini gören bir iktidar. Yani kamu kaynaklarla ayakta duran bir iktidar. Kamu kaynaklarının kesildiği zaman ayakta kalmayacağını bildiği için ve İstanbul, Ankara bunların en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu için, ki maalesef böyle. Yani aslında normalde kentlerin, kent rantı kent halkınındır. Böyle olması gerekiyor. Bu, yani kente elde edilen bütün rant kent hakkına verilir. Kent hakkı olarak tanımlanır. Ama böyle, bunun yerine biz hangi vakıflara, iktidara yakın vakıflara verildiğini biliyoruz. Oradan bir sosyoloji üretildiğini görüyoruz. Dinsel bir sosyolojinin üretildiğini görüyoruz. Cemaatlere, tarikatlara verildiğini biliyoruz. Burada çocukların yetiştirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir mesele bu aslında. Bir yerde o sosyolojiyi de yakından ilgilendirecek, kendi iktidarının sürekliliğini, onun insan potansiyelini de etkileyecek bir durum. O yüzden bunu kabul etmiyorlar, o yüzden buna karşı direniyorlar. Ama hani YSK'nın bu kararı kendisiyle çelişen bir karardır. Bugüne kadar kendisiyle verilir. En önemlisi bundan sonra bütün seçim süreçlerini içinden çıkılamaz bir hale getirecektir. Yani sürekli oyların yeniden sayılmasına neden olacak. Her defasında soyut gerekçelerle olsa bile, herhangi bir delil olmadan bütün oylar yeniden, bütün sandıklar açılacak, yeniden sayılacak. Öyle bir karardır. Bakalım ne olacak? Şimdi Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın sözlerini değerlendirecek. Yanıtları direkt kendisinden alıyoruz. İstanbul İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapıyor. Biz de kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Sokakta, caddede ilettiler ve gerçekten görüyorum ki
İstanbullu hazır, mutlu, beklentileri yüksek. Onu da hissedebiliyorum. Bizim motivasyonumuzu arttıran şeyler bunlar. Bu sürecin o anlamda gerçekten hızlıca bitmesi lazım. Hızlıca normalleşmemiz lazım. Her zaman söylüyorum, bizim oy aldığımız seçmen bizim tek sayfamız asla olmayacak ve değil zaten. Bizim herkes gözümüzün önünde ve herkesi mutlu etme konusunda bir anlayışımız var. Ruh halimiz buna uygun. Her şeyimizde buna hazırız. Örneğin benim bir huyum var. Bir vatandaşımın bile hiçbir anlam olmaksızın gözü benden kayıyorsa gerçekten vicdanımı biliyorum, kalbimi biliyorum, mutsuz oluyorum. Acaba niçin diye. Dolayısıyla hani süreçte kırıcı laflar, kırıcı suçlamalar, bir takım şahsi hususlar yaşanmış olabilir kampanya döneminde. Ne için olduğunu da biliyoruz. Ki biz hiç içine girmedik, karışmadık. Hiçbir şahıs hakkında konuşmamız, tek bir yorumumuz kişisel alan ile ilgili olmadı. Olmayacak da. Bizimle ilgili oldu. Bundan etkilenmiştir diye üzülüyorum. Dönüp acaba yakalasam mı, yetişsem mi, konuşsam mı diye de bazen çaba göstermiyor değilim. Bu huyumu hepiniz biliyorsunuz. Birçok insanla bu anlamda münazaralarımız oldu, sohbetlerimiz oldu. İlla insanların birbirini o için ikna etmeleri gerekmiyor. İnsanların konuşması gerekiyor. İlla aynı kararı vermesi gerekmiyor. Öyle bir dünya yok zaten. Gerek de yok ayrıca. Herkes kendi fikriyle var olsun. Demokrasi o kadar önemli ve o kadar değerli ve insanlar için gerçekten su gibi, hava gibi, yani onsuz yaşayamaz durumda. Mutluluğun önemli bir kaynağı. Biz bunu talep ediyoruz. Demokrat bir belediye başkanı olma hususunda bu kentin, evet iddiamdır, gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım. Ve bu her şeyin ötesinde. Yani ya hangi ki bu demeyin, birçok sorunun çözümü aslında orada yatıyor. Bir şehrin barışla, uzlaşıyla, hoşgörüyle, empatinin kattığı kabiliyetle inanılmaz bir mutlu kente dönüşmesini sağlamak. Bu mümkün. Bunun nasıl olduğunu bizzat yaşamış birisiyim. Yani bir kenti yönetirken insanlarla, size oy vermeyen insanlarla ısrarla diyalog kurmanız, her işi yapamayabilirsiniz, eksik işleriniz olabilir, hatta belki hata da yapabilirsiniz, bu ayrı bir şey. Ama insanları sürece katmak, şeffaf olmak gerçekten bir kentin hem birçok sorununu çözüyor hem de bir şehrin mutlu ve huzurlu olmasını sağlıyor. O bakımdan ben buradan duyuruyorum. Rakibime oy vermiş, AK Partili veya diğer partililerden, her seçmenin yeri benim başımın üstü. Hiçbir seçmenin hiçbir seçmenden farkı yok. Artık o sandığa atılmış her oy bizim. Yani ben attım, ben atmadım. Yanlış anlamasın hiç kimse. Ya kimin attığını atmadığını Allah bilir. Benim için bitmiştir. Dolayısıyla insanlara hizmet etmek ve insanlarla bu kentte hizmet sürecinde buluşma noktasında asla ve asla kimin oy verdiğine bakmaksızın doya doya hizmet edeceğim. Göreceksiniz. AK Partili seçmenlere söyleyeyim. Bazı propagandalar yapılıyor, üzülüyorum. Bazı sözler söyleniyor, üzülüyorum. Ve artık sosyal medya ciddi bir iletişim alanı. Bazı konularla ilgili orada yorumlar yapılıyor. Gerçekten üzülüyorum. Ve özellikle bir hususu paylaşmak istiyorum. Bir kelime canımı sıkıyor ama şöyle bir açılım yapınca herkesin hoşuna gidecek. Bazı şey, oy hırsızı diye bir şey yazılıyor. Ben bir tek hırsızlık bildiğim şey var. O da gönül hırsızlığı yaparım. Gönülleri çalarım. Gönülleri kazanırım. Başka hiçbir işten anlamam hırsızlık namına. Gönüllerinizi kazanmaya geliyorum, onu söyleyeyim. Bu kentte yaşayan herkesin gönüllerini kazanmaya geliyorum. Ve bu hiç zor değil. Çünkü hiç kimseye ön yargım yok.
Ben AK Partili hemşerilerime, AK Parti'ye oy vermiş hemşerilerime, dostlarıma, ki bana da oy vermiş AK Partililer olduğunu biliyorum. Bu gayet doğal. Şuna inansınlar ki asla ve asla kendilerini kenara itilmiş, hizmette ikinci sınıf, üçüncü sınıf muamele görecekleri bir sistemi görmeyecekler. Bazıları geçmişte dile getirmiş olabilirler. Yani şu anda bu şehri yönetenler elbette oy vereceğim, oy verenlere hizmet yapacağım demiş olabilirler ve bu zihinleri de yer etmiş olabilir ama biz o kültüre, o ahlaka sahip değiliz. Biz asla böyle bir şeyi kabul etmeyiz, yapmayız, yaptırtmayız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları var. Çalışanlarına da burada birkaç şey söylemek istiyorum. Çalışan memnuniyeti bir kurum için en önemli unsurlardan birisidir. Hele böyle bir koca kenti yönetiyorsanız, çalışanların kendini o kuruma ait hissetmesi, bir şehre hizmet etmenin kutsallığını anlayabilmesi ve kendini adaması çok önemlidir. Şunu ifade edeyim. Hiçbir çalışanımın kendini bana adamasını hiç istemedim. İstemeyeceğim de. Zira siyasiler oyla gelir, oyla gider. Bugün vardır, yarın yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları kalıcıdır. Onlar o kurumun kalıcı unsurlarıdır. Ben alın terine, emeğe çok değer veren birisiyim. Kutsallığına inanan birisiyim. Bu yüzyılın en önemli unsurlarından birinin insan kaynakları yönetimi olduğunu bilen birisiyim. Ben insan kaynakları master'ı yaptım. Bununla da övünüyorum. Çünkü bu alana inanan birisiyim. Bakın 16 milyonluk bir şehri yönetmek de insan kaynağıyla olan ilişkinin aslında bir parçası. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda çalışan herkes yaşamına, verdiği oya, koşullarına hiçbir şeye bakmaksızın müjdeliyorum ki alın teri akıtan, çalışan herkesin yeri başımın üstüdür. Ben onlara hükmetmeye gelmiyorum. Ben onlarla ortak çalışmaya, ortak akılla bu şehre, ortak çabayla hizmet etmeye geliyorum. Gönüllerini rahat tutsunlar. Gönüllerini ferah tutsunlar. Benim elimin sıcaklığını hissettikçe, benim yüreğimin sıcaklığını hissettikçe benimle çalışmaktan çok büyük keyif alacaklar. Görecekler ki aslında adamcılıktan, partizanlıktan çok yorulmuşlar. Farkına varacaklar benimle çalışmaya başladıklarında. Ve özellikle sosyal hakları, sosyal güvenceleri noktasında en üst seviyede bizim dönemimizde haklarına kavuşacaklar. Zira biz öyle bir kültürden geliyoruz. Ben sendikal haklarını koruyarak onların özellikle asgari ücretle çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanlarına vaadimizdi, tekrar ifade edeyim, en düşük ücret 2200 lira olacak. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük asgari ücretin 2200 lira olduğu bir süreci başlatmış olacağız. Bu bizim seçim sahası taahhüdümüzdü. Tekrar duyurmuş olayım. Tek bir şüphe duymasınlar. Yol arkadaşlığım onların anılarında hep çok güzel bir yol arkadaşlığı olarak kalacak. Söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Zoraki mitinge gitmek yok. Kimseyi zoraki mitinge yollamayacağım. Söz, taahhüt, seviyorsa gelsin. Sevmiyorsa gelmesin kardeşim. İki, kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendi belediyemde izin verdim, burada da izin vereceğim. Üç, birçok sosyal yaraya temas eden koşulları tekrar toplu iş sözleşmelerine koymayı da buradan taahhüt ediyorum. Yani dolayısıyla ben gündemim olarak bunları konuşmak istiyorum. Yani basın toplantısı yaparken de İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarının sorunlarına temas etmek istiyorum. Zira gündemimiz bu olmalı. Ama ister istemez sizi bazı gündemlere çekenler de oluyor. Rakibimizin bugün konuşmasında çok
önemli bir cümle dikkatimi çekti ve beni üzdü. Türk halkının sinirlerini sakın bozmayın. Ya benim sayemde millet gülüyor şu anda, herhalde farkında değil. Ben İstanbulluya huzur getirdim. Gülümsemem insanların yüzünü güldürüyor. Ve inanın bundan mutlu oluyorum. Çocuklar bana koşarak sarılıyor. Yani bu benim sorumluluğumu arttırıyor. Onu da söyleyeyim. Bu bir böbürlenme değil. Mutluluğumun tarifi yok. Onun için biz kimsenin sinirini bozmayız. Sinirini bozan unsurlarla mücadele ederiz. Örnek mi istiyor? Keşke gece boyunca bu ülkenin sinirlerini bozan Anadolu Ajansı'na tek bir cümle söyleseydim be Sayın Yıldırım. Keşke tek bir cümle. Keşke müdahale etseydiniz. Sabahın körüne kadar bugün dedi ki bana 7 yaşındaki çocuk, başkanım sabaha kadar uyumadım. Kuzum sen niye uyumadın dedim ya. Yani merak ettim dedi. Bir diğeri de uyanır uyanmaz babasına demiş ki baba seçildi mi İmamoğlu? 6-7 yaşlarında düşünebiliyor musunuz? Sinirlerini biz bozmayız, merak etmeyin ama mücadelemizi veririz. Dolayısıyla yanlış yapmayın. Kabine üyeleriyle, sayın bakanlarla siz niye toplantı yaparsınız? Artık biz eşit koşullardayız. Yani evet, geçmişte bu ülkeye hizmetler yapmış olabilirsiniz. Bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı, ama bitti, hatırlatırım size. Bitti. Yani siz İstanbul'a adaydınız ve bitti. Dolayısıyla benim istirhamım, lütfen yetkilerinizi kullanırken dikkatli olunuz. Bu ülkenin sinirlerini bozmak gerçekten benim işim değil. Başka sinir bozucu bir şey daha söyleyeyim mi? Yani genel başkan yardımcısı bu ülkenin en şaibeli seçimi diye bu seçimi tanımlayabiliyor. Ne acı. Yani bunu biz desek muhalefet dedi derler, derler. Aslında yazar. Muhalefetin de hakkıdır. Ama bir iktidarın üyesi, bir partinin genel başkan yardımcısı, yani bütün kurulları atayan, sistemi yöneten, güvenlik tedbirlerini alan, her hususun başındaki yetkilerin sahibi olan bir partinin genel başkan yardımcısının bunu söylemesi kadar trajikomik bir şey herhalde olamaz. Dolayısıyla niçin tek bir cümle bununla ilgili kurmadınız Sayın Yıldırım? Üzülerek takip ediyorum. Dolayısıyla bu kişi seçime birkaç gün kala en güvenli seçimi yaşayacağız diyen kişi kime konuştu? Şimdi kime konuşuyor? Sinir bozucu şeyler varsa inanın bunlar. Ben Sayın Yıldırım'ın bu konulara dikkatini çevirmesi ve özellikle bu hususlarla ilgili açıklama yapmasını bekliyorum. Takmışlar kendini belediye başkanı diye tanımladı ve hani bu sürece dair yorumlar yapıyorlar. Ya Sayın Yıldırım, çok özür diliyorum ama ya 3000 oyla kazandığınızı topluma o gece ilk açıklayan sizsiniz. Yapmayın. Biz sabırla bekledik. Sabırla ters giden bilgi alma sürecimizin düzelmesi için bekledik, mücadelemizi verdik. Burada tek tek evraklar üzerinden açıklamalarımızı yaptık. Toplumu bilgilendirdim. Başka var mıdır bilmiyorum. Sordum arkadaşlara, Guinness rekorlarına bakın diye bir günde 15 basın toplantısı hem de canlı yayında benim dışında yapan var mıdır? Yani belediye başkanı olmadan ödülleri toplamak istiyorum. Guinness'te rekorlar. Arkadaşlar basın toplantısı. Yani biz süreci ahlaklı, nitelikli ve gerçekten insanların bilgi alma özgürlüğünün iyi işlemesi noktasında hep duyarlı yönettik. Ama siz bunu yaptınız. Bununla da kalmadınız. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm mecralarını, üst geçitler, binalar vesairelerin tamamına afiş astınız. Ve bugün diyorsunuz ki biz 25 belediye kazandık. 25 belediye kutlayamaz mıyız?
sizi uyarıyorum. Kutlamayı yaptıysanız 25 belediye, o 25 belediye başkanı ki onlarla ben çalışacağım artık, o kardeşlerim, o arkadaşlarım, o sevgili başkanlarımıza haksızlık yaptınız. Çünkü her ilçeye keşke sizin değil de onun fotoğrafını atsaydınız. Bir başka şey, bir başka şey, tek konu anladığım kadarıyla, tek konu, atamın manevi huzurunda deftere yazmış olduğum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazım. Herhalde bu biraz sıkıntı yarattı. Yaratmasın. Çünkü ben dayanağım Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasında gösterdiği sayılar üzerinden ve kendi tutanaklarımız üzerinden elde ettiğimi düşündüğüm hakkımın orada beyanıdır. Ama esas bunun kalemle kağıda dökülmesi az önce sizin yaptığınız uygulamaların karşılığıdır, onu da söyleyeyim. Tabii ki bu süreç uzamasını istemiyoruz. Hukuka ve anayasaya inanıyoruz. Bir oyla bile seçimi kazanmanın önemini biliyoruz. Bizim 20 bin aşan oy farkını küçümserken 3 bin oyla kendinizi açıklıyorsunuz. Ama ben de size bir tecrübenin, önemli bir tecrübenin sözünü hatırlatayım. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir oyla bile kazanırsanız kazanmışsınız demektir sözünü size hatırlatayım Sayın Yıldırım. Değerli dostlarım, bir başka şey, süreç uzuyor. Dediğim gibi haktan, hukuktan yanayız. Anayasal uygulamalardan yanayız. Elbette ki Yüksek Seçim Kurulu'nun uygulama maddelerinden yanayız. Yüksek Seçim Kurulu'nun sürecin uzamaması noktasında yoğun çalıştığını da biliyoruz. Devlet memurlarıyla, ilçe seçim kurulundaki sorumlularla, hakimlerle. Ama lütfen, lütfen süreci toparlayınız artık. Süreç bellidir, ortadadır. Yani biz demiyoruz ki bizi de 2014'te itirazlar sürerken hem de 30 bin oy farkla Ankara'daki adayın başkanlığının kesinleştiği gibi pat diye açıklayın demiyoruz. Onu açıkladınız. İtirazlar sürüyorken. Hem de 30 bin oy. Bugünkü oy farkına yakın. Bunu da demiyoruz. Sayımlar vesaireler hiçbir şeyde karşılığı olmayacak sayımlar ki onu da belirtmek isterim. Somut olan her itiraz hakkına saygı duyarız. Bizim de var. Biz asla itirazlara karşı gelmedik ama soyut itirazlar doğru değildir. Öyle bir derin kuyuya döner ki o içine girer bir daha çıkamazsınız. Bunu söyledik sadece. Dolayısıyla somut itirazlar, maddi hatalar düzeltilsin ama biz bu şehrin 16 milyon insanının iradesine saygı duyan, 16 insanının iradesi ve kararının dışındaki hiçbir karar ve hiçbir kutlamanın da bizim için önemi olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben onu bekliyorum. Son olarak orada şunu eklemek isterim. Dünya bizi izliyor. Demokrasi adına hızlı hareket edelim, bu karar netleşsin derken herhalde başka şeyler algılandı. Efendim biz orada burada tebrik edilmişiz. Benim tek duyduğum tebrik, ki doğaldır, olabilir, Türkiye'de birinci parti çıkmıştır, Sayın Cumhurbaşkanı'na gelen resmi tebrikler dünyanın farklı ülkelerinden. Bana gelen bir tebrik yok. Ama inşallah seçildikten sonra dünyanın her kentinden tebrik alacağımı da şimdiden duyuyor gibiyim. Dolayısıyla o konudaki eleştiriyi de kabul etmediğimi söylemek istiyorum. Son olarak süreç toparlanmak üzere olduğunu görüyorum. Evraklarımızla, belgelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, seçim kurullarında süreci takip eden çalışma arkadaşlarımızla, gönüllülerle, vatandaşlarımızla beraber hareket ediyoruz. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız süreci takip ediyor. Her şey gözümüz ve kontrolümüz üzerinde. Süreci daha fazla dillendirmeden, konuşturulmadan başlatalım. Ben bu kente çok iyi hizmetler yapacağımı şimdiden hissediyorum. Enerjimin yüksekliğini şu anda hissediyorum. Yani 7/24 çalışmak derken 7/24 ben bu seçim işlerini ayırmak için dememiştim.
Bir an önce 7/24 İstanbul'un sokaklarına ve caddelerine açılmak istiyorum. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde bağlanması için Yüksek Seçim Kurulu'na olan güvenimizi beyan etmiştik. İstirham ediyorum. Bu süreç bir an önce toparlansın. Son olarak tekrar söylüyorum. Söyleyeceğimi de ifade etmiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sürece mutlaka katkı sunmalıdır. Ve bu sürecin normalleşmesi Türkiye'nin ekonomisinden Türkiye'nin iç huzuruna kadar önemli bir katkıdır. Bu katkıyı sunarlarsa bir yanda Sayın Cumhurbaşkanı aldığı yetkiyle 2023'ün Haziran'ına kadar şu anda yoğun bir ekonomik sorunla ve birçok konuyla daha yakından ilgilenme fırsatını bulacaktır. Bizler İstanbul olmak üzere başta Ankara, İzmir ve diğer kentlerimizde bir hizmet yarışı yapalım. Ülke normalleşsin. Çocuklar, gençler, kadınlar, herkes kim daha hizmet yapıyor baksın. Bilimi konuşalım, gelişmeyi, üretmeyi konuşalım. Tarımı konuşalım, sanayiyi konuşalım. Güzel kentleşmeyi konuşalım. Parkları, yeşil alanı konuşalım. Bu şehrin yaratıcı insanlarının daha faydalı olacağı ortamları var etmeyi konuşalım. Bunları konuşalım. Normalleşsin ülke. Ya maçlarda bile daha keyifli maç izleyeceğiz, göreceksiniz. Ayrışmalar bir kenara gidecek. İnsanlar daha çok selam verecek. Ben bunu görüyorum, hissediyorum. Yaşatacağız bunu bu ülkeye. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, lütfen bu sürece katkı sununuz ve bu süreci toparlayınız. İstirham ediyoruz. Tarihi bir vazife olduğunun altını çizmek istiyorum. Bitecek, süreç iyi bir şekilde başlayacak ama uzaması can sıkıyor. Bazıları gerekli gereksiz laflar ediyor, yazıyorlar, çiziyorlar. Bunlara fırsat tanımayalım, hizmeti konuşturalım, hizmeti koşuşturalım. Bu duygularımı paylaşmak için günün son basın toplantısını bu şekilde yapmak istedim. Katılımcılara teşekkür ediyorum. İyi bir şekilde başlayacak ama bu zaman hazırım. Can sıkıyor. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını dinledik. Bir saat önce de diğer aday Binali Yıldırım'ın açıklamalarını dinlemiştik. Arada bayağı bir fark var, moral farkı var. Binali Yıldırım çok gergindi. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na sabret kardeşim diye seslendi. İmamoğlu'nun sinirleri gayet sağlam. İmamoğlu Sayın Yıldırım demekte çok özenli davrandı. Hep Sayın Yıldırım dedi. Binali Yıldırım dedi ki, sabret kardeşim, eğer hakkınsa zaten ünvanını alacaksın. İmamoğlu da diyor ki, ben sabrediyorum. Siz ilk açıklayan sizdiniz. Seçim gecesi daha açıklamıştınız. Ben kazandım dedi. Evet, karşılıklı bir saat içinde karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Nasıl buldun İmamoğlu'nu? Ben gayet moralli buldum. Espriler yaptı. Sürekli güldü. Zaten dedi ki, ben İstanbul'u gülümseten benim. Huzur getiren benim. Dedi. Bu süreci nasıl götürüyor sence Ekrem İmamoğlu? Bence iyi götürüyor. Şunun için aslında bir özgüvenle konuşuyor. O özgüven de şuna dayanıyor. Ellerinde bütün sandıkların sonuçları var. Daha önce söylediğimiz, ona güveniyor. Yani imzalı ıslak tutanaklar hepsinin ellerinde. Dolayısıyla ne kadar sayım yapılırsa yapılsın. Ama tabii ki bu elbette hakim gözetiminde, elbette ki şeffaf ve hukuk kuralları içerisinde. Buradan sağlıklı bir netice alacağını biliyor, inanıyor. Bunu görüyor Sayın İmamoğlu. O yüzden kazanılmış bir hakkı olduğunu biliyor. Farkında, bunun farkında. Bunu rahatlığıyla konuşuyor ve sürecin akamete uğratılmamasını, bir takım ellerin devreye girmemesini, halkın iradesine saygı duyulmasını istiyor. Bunu belirtiyor. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyor. Aslında o çağrı son derece önemli. Çünkü evet. Cumhurbaşkanı, bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu artık ortaya koymak, göstermek durumunda.
Bir partiden yana elbette yani sistem değişti. Şimdi partili cumhurbaşkanı sistemine geçtik ama bu hala cumhurbaşkanının ettiği yemin ya da üzerine aldığı sorumlulukları geçersiz kılmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin rahatlaması açısından, gerçek anlamda Türkiye'nin demokrasinin kazanması açısından bu sürecin hızlı bir biçimde Sayın İmamoğlu'nun deyimiyle toparlanması gerekiyor. Çünkü çok uzatıldı. Bunun birçok nedeni olabilir. Bir görüşe göre partinin kendi iç işleyişinde Sayın Cumhurbaşkanı işte bir biçimde faturayı keseceği insanların öne çıkarak bütün bu hiddetli konuşmalar yaparak kendini affettirmek gibi bir çabaları var. Bir görüş bir biçimde işte Büyükşehir Belediyesi'nin işte varlıklar vesaire falan var. Bununla ilgili bir takım işte bilgi belge olduğu söyleniyor. Sayın İmamoğlu böyle bir açıklama yapmıştı. Ama gerekçe ne olursa olsun, durum ne olursa olsun ortada bir gerçeklik var. Bu gerçeklik kamuoyunun vicdanında yer etmiş bir gerçeklik. O da Sayın İmamoğlu'nun bu seçimi kazandığı yönündedir. Şu anda YSK verileri de bunu doğrulamaktadır. Bunun tersine çevrilmesi ancak ve ancak o iradenin yok sayılması bütün bu oy veren insanların ve bir biçimde devlet tahakkümü ve zoruyla mümkün olabilir. Bu Türkiye'de devlete olan bütün inancı, kurumlara olan bütün inancı ve toplumun kendi iç ilişkilerini, iç işleyişini çok ağır bir biçimde zedeleyecek bir duruma yol açar. O yüzden gerçekten hızlı bir biçimde bu sürecin bitirilmesi gerekiyor. Evet, bir kaos yaşanıyor diyebiliriz. Sinirler gergin, oldukça gergin. Hatta Binali Yıldırım dedi ki sokağı hareketlendireceğiz, iması yapmaktan vazgeçin böyle dedi. Böyle bir şey söylemedi. Yani Sayın İmamoğlu da bunu açıkladı. Ben böyle bir imada böyle bir şey de söylemedim. Böyle bir şey, bir çağrım yok. Tamamen orada demokrasiye ve hukuka vurgusu onu sürdürdü. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yetkilisi sokağa dair bir açıklama yapmadı. Şu açıklama önemliydi. Yani sandık kurul başkanlıklarından pusulaların basılmasına kadar bütün süreç iktidarın denetiminde olmaktadır. Yani sandıkların kimin koruyacağına, bütün yani A'dan Z'ye, seksi sisteminden Anadolu Ajansı'na kadar her şey ama her şey iktidar denetimindeyken bu Türkiye'nin en şaibeli seçimidir demek çok akla mantığa uygun bir şey değil. Sayın İmamoğlu burada da haklı bir sezlenişte bulundu. Bütün bu süreçleri denetleyen iktidar. Yani iktidar bunu bütün bunlara rağmen, bütün bu süreçleri denetlemesine rağmen bunu söylüyorsa o zaman bir yönetememezlik sorunu gibi durum ortaya çıkıyor. Bunun da olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bir an önce herkesin bu sonucu, halkın verdiği karara saygı duyması gerektiğini aslında düşünüyoruz. Aslında bir formül var. YSK şimdi elindeki sonuçlara göre mazbatayı verebilir. Tabii onu söyledi zaten. Yani oy sayımı bitince de 2014 yılında Melih Gökçek hala itirazlar varken Sayın Mansur Yavaş'ın ki haklı itirazlardı, vardı. Onları hiçbir şekilde göze almadı, dikkate almadı ve bir biçimiyle götürdü mazbatayı verdi. Bu süreçte neden aynısını yapmıyorsunuz? Yani insanlara neden farklı hukuklar uyguluyorsunuz? Yani iktidara ya da muhalefete farklı hukuk uyguladığınız zaman o zaman gerçekten hukuk devlet nosyonunu ortadan kaldırmış olursunuz. Bu da Türkiye'nin demokrasisine zarar. Yani herkes bundan zarar görür. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer ya da diğer partiler değil. Bütün bir toplum bütün bunlardan. Yani şundan vazgeçmek gerekiyor. Gücü eline alan ya da devleti yöneten, iktidarı eline alanlar kendine göre kurallar koymaktan vazgeçmeli. Bu demokrasi değildir. Demokrasi bir kural varsa herkes için eşit bir biçimde uygulanmalıdır. O anlamda Sayın İmamoğlu'nun evet artık seçim bitmiştir ve bakanlar görevine dönmelidir sözü son derece haklı ve yerinde bir sözdür diye düşünüyorum. Evet, bugün Binali Yıldırım'ın bakanlarla görüşmesine ilişkin de yorumu vardı İmamoğlu'nun. Şimdi Binali Yıldırım bakanlarla ne görüştünüz sorusuna sert bir yanıt verdi. Ben dedi meclis başkanlığı yaptım, genel başkan yardımcılığı yaptım, tabii ki görüşürüm diye bir yanıt vermişti. İmamoğlu diyor ki kabine üyeleriyle niye toplantı yaparsınız? Biz artık eşit koşullardayız. Meclis başkanlığı ve diğer görevleri yapmış olabilirsiniz ama artık bunlar bitti diyor. Biz artık eşit koşullardayız. Eğer yarış devam edecekse bu eşit koşullarda devam etmeli diyor. Şimdi iktidar kanadına hemen gelelim. Bu seçim sonuçları AKP'de nasıl bir hava yarattı? Şimdi çok ciddi bir şekilde kabine revizyonu konuşuluyor bununla orantılı olarak. Çünkü seçim sonuçlarının en büyük nedeni olarak da ekonomik göstergeler gösteriliyor. Özellikle ekonomi alanında bir kabine revizyonu olabilir. MKYK
YSK'da değişiklikler olabilir, AKP'de. Hatta bunun için olağanüstü kongre kararı bile alınabilir deniyor. Ne dersin? Böyle bir hava hissettin mi iktidar kanadında? Yani çok yoğun bir biçimde Ankara'da konuşulan bu. Çok çok muhtemeldir, yapılacaktır. Çok ciddi bir kabine değişikliği yapılacaktır. Partide çok ciddi bir değişiklik yapılacaktır. Bir biçimde fatura birilerine kesilecektir. Bu ortaya çıkan siyasal sonucu ya da koşulları ve durumu tersine çevirir bir mahiyette mi? Bunu zaman gösterir ama şunu biliyoruz. Yani bugün bir siyasetsizlik sorunu var. Yani AK Parti iktidarı bugün artık siyaset üretememektedir. Yani 16 yıldır ilk defa bir proje ya da bir program sunmaktan sadece rakipleri kötülemek üzerine bir strateji geliştirdi ve bu stratejinin de ters tepkini gördük. Dolayısıyla yapılacak değişiklik, kabine değişikliği ya da revizyonu siyasal anlamda bir şey ifade etmeyecektir. Yani bir takım tartışmalar gündeme getirebilir, bir takım heyecanlar gündeme getirebilir. Partileri, kendi partileri açısından söylüyorum ama Türkiye'nin geneli açısından, Türkiye'nin siyasal sorunları ya da ekonomik sorunlar açısından bir çözüm üreteceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Türkiye üreten bir ülke değil. Türkiye uluslararası ilişkilerini bütünüyle bozan bir ülke. Türkiye kendi iç barışını çok ciddi bir biçimde hasara uğratan bir ülke. Bütün bunları toplayacak bir iktidar aklı, bir iktidar stratejisinin olduğunda ciddi bir kuşku duymaktayım. Bu bir takım salınımlar var, bir takım gelgitler var. Bu gelgitler içerisinde bir politikasızlık, bir siyasetsizliğin hakim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu kentlerden elde edilen sonuç, muhalefetin elde ettiği başarı AK Parti'nin siyasetsizliğinin bir sonucudur. Yani salt gösterilen adayların başarısı değildir. Yani elbette ki bir nedeni budur ama bir diğer nedeni de bütün bu saydığınız sorunlara iktidarın artık ciddi bir biçimde cevap veremeyişi, çözüm üretemeyişidir. Bir uyarıydı. Bu uyarı eğer dikkate alınır, iktidar kendini toparlar, daha demokratik, adaletli, hukuka saygılı bir ve üreten bir ekonomiye geçiş yapar, gerçekten Türkiye'nin bütün sorunlarına hak, hukuk, adalet çerçevesinde bir çözüm üretir, o zaman bir toparlanma şansı olabilir. Ama bunun için de çok kapsamlı bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Yani bugüne kadar yapıp ettiklerinden vazgeçmek gerekiyor. Kastım şu, yani devleti yönetmek başka bir şeydir. Devleti ele geçirmek, devlet partisi olmak başka bir şeydir. Yani devleti bir partinin aygıtı haline dönüştürmek başka bir şeydir. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Bundan vazgeçilebilir mi? Yani bütün bu iktidar nimetlerinden vazgeçebilirler mi? Buna kuşkuyla yaklaşırım. Zor bir süreç bekliyor iktidar partisini. Muhalefet partisini nasıl etkileyecek bu seçim sonuçları? Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok iyi sonuçlar elde etti. Zaten İzmir'de böyle bir sonuç bekleniyordu. Ama yine de oranlar arttı. Çankaya'da rekor kırdı mesela CHP. Muhalefet partisinde, ana muhalefette değişiklikler olacak mı? Ya da şöyle sorayım. Sizce ana muhalefette sular duruldu mu bu seçim sonuçlarıyla beraber? Öyle görünüyor. Öyle olacaktır muhtemelen. Çünkü 25 yıllık bir yerel yönetim iktidarının değişimini sağlıyorsunuz. Türkiye'nin hem sembolik anlam taşıyan işte başkent gibi ya da İstanbul gibi ama aynı zamanda Türkiye'nin milli gelirine en çok işte katkı sunan ya da Türkiye'nin en eğitimli, en üretken kesimlerini tutan, sınıfsal açıdan bakıldığı zaman bir kent yapısını, kent sosyolojisini siz yönetmeye başlıyorsunuz. Birçok hesaplama yapıldı. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki nüfusun %50'sini yönetiyor olacak mazbatalar aldıktan sonra. Bu çok tarihi bir imkandır, tarihi bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendirmek durumunda. Çankaya örneğini verdiniz, orada haklısınız. Yani geçen dönem işte 40 yaşlar bir genç bir belediye başkanı Sayın Alper Taşan'a da gösterildi. 164'te seçilmişti, çok çalıştı, çok iyi eserler üretti. %74'te yani Türkiye'de ortalamanın üstünde 607 bin nüfuslu bir yerde, seçmen olan bir yerde 420 bine yakın oy aldı. Bu yani çalışınca ya da Zeydan Karalar düşünün Seyhan gibi bir yerde. Adana'da %54'te Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlçe Belediye Başkanı'ndan gitti. Tunç Soyer öyle. İşte Ekrem İmamoğlu örneği öyle. Yeni bir nesil belediye, yeni bir kuşak yetişiyor aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Son derece halkçı damarı güçlü olan bir yönetim, bir anlayış yetişiyor. Bunu sistematik hale getirip iyi bir biçimde halka anlatılırsa
Yerelde bu başarı perçinlenir ve iktidarın yolu açılır. Çünkü biliyorsunuz AK Parti'de aslında Refah Partisi'nin sonrasında iktidar oldu ve yerel yönetimlerden geldiler. Türkiye'de gerçek anlamda iktidarın yolu yerel yönetimlerden geçmektedir. 89'da da böyle olmuştu. ANAP o zaman kaybetmişti. SHP gidermişti. SHP bir biçimiyle iktidar ortağı olmuştu. Koalisyon ortağı olmuştu. Tabii burada böyle bir de şu parantez açmama izin verin. Türkiye'de bir biçimde bunu birçok yerde söyledim. Yani Kürtlerle kavga edenler iktidar olamaz. Şunun için söylüyorum. Çok ciddi bir matematiksel olarak bakılan bir nüfus var ve bu nüfusun belirleyici bir karakteristiği var. Kürt nüfusu Türkiye'nin bütünlüğünden, birliğinden yana bir oy kullanmıştır. Kentlerin daha demokratik, daha adil yönetimden yana oy kullanmıştır. Bu da son derece değerli bir şeydir. Dolayısıyla buna da sahip çıkmak gerekiyor. İnsanları kategorize etmemek gerekiyor. İnsanları ötekileştirmemek gerekiyor. İnsanları dışlamamak gerekiyor. Bu Türkiye'nin eğer bir beka meselesi varsa burada ortaya çıkar. İnsanların %50'sine kendinize oy vermediği zaman kötü hain ilan ederseniz burada korkunç, vahim bir tablo ortaya çıkarmış olursunuz. Bundan vazgeçmek gerekiyor. En nihayetinde şunu söyleyebilirim. Türkiye için yeni bir pencere açılıyor. Türkiye için daha demokratik, daha özgürlükçü, daha yaşanabilir bir kent modellemesi imkanı ortaya çıkabiliyor. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bütün herkesin bundan sorumluluk alması gerekiyor. Yurttaşların bundan sorumluluk alması gerekiyor. Ama elbette ki buradaki en temel sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi bütün belediye başkanlarıyla süreci adım adım, gün gün, ay ay, yıl yıl iyi hesaplayıp bütün parametrelerin her şeyini çok iyi ölçüp halka en iyi hizmeti sunmak durumundadır. Şimdi yerel seçimlerin ardından CHP'de yeniden bir olağanüstü kongre tartışması başlayacak deniyordu. Böyle bir beklentiniz var mı? Yok, artık böyle bir beklenti yok. Yani benim kişisel olarak ben böyle bir başarıyı %30'un üzerinde bir oyun alınabileceğini öngörüyordum. Şunu söylüyordum, AK Parti 3 büyük şehirde de yanlış aday çıkardı. Hem Ankara, hem İzmir, hem İstanbul'da. Üçünü de kaybedeceğini söylemiştim birçok ekranda. Dolayısıyla bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını dile getirmiştim. Bu kentler kazanıldıktan sonra üzerine tabii Mersin, Adana, Antalya eklendikten sonra ve bu elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun stratejisidir. Bu saatten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük böyle bir hamle olmayacaktır. Ama bu şu anlama gelmemelidir. Parti kendisini elbette ki yapılandırmak zorundadır. Parti kendisini yeniden inşa etmek zorundadır. Birçok alanda kendi siyasetini yeniden gözden geçirmek zorundadır. Mesele İşin kolayı bence genel başkanlık tartışmasıdır. Çünkü genelde insanlar şöyle sanıyorlar. Bir genel başkan olduğu zaman Türkiye'nin parti iktidarı taşır ve ülkenin bütün sorunları çözer. Böyle olmadığını gördük. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir algı kırılması da var. Aslında bu yerel seçimler bunu da sağladı. İyi bir siyaset oluşturmak gerekiyor. İyi bir kadro oluşturmak gerekiyor. İyi politikalar oluşturmak gerekiyor. Bunlar harmanlandığı zaman güçlü bir siyasal aktör olabilirsiniz ve iktidara gelebilirsiniz. O yüzden CHP içerisinde ben bir kurultay beklemiyorum. Ama olağan kurultay kendi normal süreci içerisinde gerçekleşecektir. Bu doğal seyri de zaten yasal zorunluluk o yapılacaktır. Ama bir olağan üstü kurultay olmayacaktır. Çok kısa yanıt istiyorum. HDP'yi nasıl etkiledi bu yerel seçim sonuçları? HDP nasıl bir sonuç elde etti? Nasıl gözlemlemek gerekiyor? Yani stratejik davrandı HDP. Birçok yerde özellikle iktidara karşı bir bloklanma oldu. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Türkiye'de artık ben bir biçimiyle şiddetin sonlanması gerektiğini düşünen insanlardanım. Hak aramanın demokratik yollarda olabileceğini düşünen insanlardanım. HDP belediyecinin kendisini gözden geçirmesi gerektiğini düşünen insanlardanım. İyi belediyecilik sergilense çok daha farklı süreçler işleyebilirlerdi. Bunları iyi görmek, iyi analiz etmek lazım. HDP'nin kendisine dönük bir öz eleştiri yapması gerektiğini düşünen insanlardan. Bu elbette ki bütün partiler için geçerli. Ama HDP seçmeninin, herkes HDP seçmeninden o istedi. Ama iktidarda verdiği mesaj son derece önemlidir. Muhalefetin bunu çok iyi algılaması lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin bütünlüğü, birliği, ortak yaşamı ve daha doğrusu huzur içinde, bereket içerisinde yaşaması için kentlerde bir zemin yaratılmalıdır. Kimse kimliğinden, inancından öte dışlanmamalıdır. Bunlara son verilmelidir. Bu Türkiye'nin birlikteliği için, yani bütün insanların ortak bir biçimde bir geleceğe yürümesi için son derece tarihi bir fırsattır. Umarım bu fırsat herkes açısından iyi bir biçimde değerlendirilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İletişim bilimci Ali Aydar Fırat değerlendirdi. Efendim,
Gayet gergin bir gün önce Binali Yıldırım açıklama yaptı, ardından Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda. YSK 3 gündür bir sonuç açıklamıyor ama ara bir formül var. Ali Haydar Fırat dikkat çekiyor, ara bir formül var. Şimdi mazbatayı verebilir, gerekirse seçim sonuçları değişirse o mazbatı elde değiştirebilir. Bunun önü açık, bu kadar aslında gerginliğe gerek yok. Biz her seçimden sonra CHP'de olağanüstü kurultay olur mu diye konuşurduk. Şimdi farklı bir şey konuşuyoruz. Ankara'da bu kez AKP'de olağanüstü kurultay olabilir deniyor. Ali Haydar Fırat kulis bilgilerini aktardı. Ankara gündeminden bu akşamlık bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere.